Evet efendim kum saatini gördük zaman geçiyor demek ki sırada bir grafiğimiz var. Manşeti iddialı böyle dikkat çekici biçimde attım çok da boş değil altı dolu bizim meslek öyledir altını dolduramayacağınız manşeti atmamalısınız. Atmazsınız da mesleki bilgi birikimi yeteneğinizde atfen. Büyük ejderha dedik büyük ejderhanın yükselişi zaten bilinmeyen bir şey değil uzun zamandır Çin'de 1978 senesinde başlayan o ekonomik yeni ekonomik kalkınma modelinin belli bölgelerin zenginleşmesi, belli kesimlerin zenginleşmesi sonra ülkenin bütünü zenginleşir konseptine dayanan o stratejinin artık sonuçlarını görmeye başladığı için bunu Tayvan meselesinde ABD ile kapışmasından anlıyoruz. Şimdi Ejderha Batı ve Doğu mitolojilerinde ayrı anlamlara gelir. Antik Yunan ve e, İskandinav mitolojisinde çok iyi bir şey değildir mesela ama Çin'de Ejderha Çin mitolojisinde iyi bir anlama geliyor. Hatta vaktiyle King hanedanlığı döneminde Çin'de ejderha bayrağı eklenmiş. O derece bir güç, iktidar ve onur sembolü diyelim Çin ejderhası. Dolayısıyla büyük ejderhanın yükselişinde Çin'in küresel yükselişinin de bir izleri var. Ekonomik büyümenin tohumları. Dün bir kitaptan bahsederken Seeds of Fire'dan ateşin tohumları isminden çağrışım yaptı. Ekonomik büyümenin tohumları yaklaşık 50 yıl önce atıldı. 1978 senesinde ben henüz 3 yaşındayken o dönemdeki e, önemli isimlerden biri Dan Schuping aslında defakto olarak ülkeyi yöneten adam e, büyüme modelini kurdu, ekonomi modelini kurdu. Hatta 97'de e, bu değişimin öncülüğünü yaparken şöyle izah etti. Dedi ki bazı kişiler ve bölgeler önce zenginleşsin sonunda toplumun tümü zenginleşecektir. Şimdi sorulardan biri şu. Bu ekonomik büyümenin artık sonuçları görülmeye başlandı. Milli güç parametreler açısından ekonomideki gücünü net biçimde gösteriyor. Askeriye de biraz arka planda büyüme evresindeydi. Onu da yavaş yavaş göstermeye başladı. E zaten nüfuslarına baktığınız zaman MSS adlı bunların bir istihbarat servisi var. Nüfusları zaten çok olduğu için çok fazla da personel sayısı olan bir istihbarat servisi. Pek konuşulmuyor olması güçlü bir servis olmadığını göstermez. İstihbari açıdan da fena değiller. Siyaseten de kafayı kaldırmaya başladılar. Buradaki soru şu: Ulus devletlerle küresel sermayenin mücadelesinden önce ulus devletlerin e, bölgesel güçleri ABD gibi ulus devletlerin bölgesel güçleri sıkıştırmaya çalıştığına şahit oluyoruz. Onlardan biri de biziz açıkçası. Bize karşı terörü vesaire kullanmaya çalışıyorlar. ABD küresel bir imparatorluk olarak liderliği doğrudan Çin ulus devletine kaptırabilir. Kaptırabilir ama formül nasıl olur? Yine bir küresel imparatorluk olarak mı kodlanmış olur? Çünkü Çin demek aynı zamanda küresel sermaye demek. Tek dünya devletine mi gider iş? Bunlar biraz daha orta vadenin tartışma konuları ama Çin'le ABD'nin rekabetinin artık su yüzüne çıktığını, en azından bundan bu kitabın yazıldığı 20 yıl öncesine göre çok daha farklı noktada olduğumuzu bilmemiz lazım. Gordon Thomas imzalı, kayınpederi Mossad'cı olan bu işleri bilen bir istihbarat yazarının kitabıydı. ABD Tayvan'ı uzak doğunun Ukrayna'sı haline mi getirmeye çalışıyor? Sorusunu da sorabiliriz. Aslında ee, Çin kendi Hinterland'ına Müdahale edilmesini istemiyor Kendince haklı gerekçeleri de var Pasifik'te her zaman ABD donanmasının Varlığı söz konusuydu Çin'i de hep e, rahatsız ederdi ama Bugüne kadar pek tırnak içinde pek ses etmemişlerdi Ama artık rahatsızlıklarını Açık biçimde söylüyorlar ee, Bunlar gizli servisler arası Mücadeleye de konu oluyor CIA ayrı mücadele veriyor i̇şte MSS dediğimiz servisleri ayrı mücadele veriyor Ekonomik olarak da bir şey var mücadele zaten söz konusu askeri çatışma riski düşük ama yine de herkes kendi gücünü göstermeye çalışıyor. Yavaş yavaş toparlayalım dediğimiz gibi 78'deki kalkınma modeliyle Çin'in ekonomiye öncelik verdiği milli güç parametrelerinden ve Deng Shuping'in hakikaten farklı bir sistem kurduğu bugün de bu tohumların ekilen o tohumların hayatta bazen öyledir geçmişte yaptığınız Yatırımlar ekonomik anlamda olsun, manevi anlamda olsun, başka anlamda olsun sonrasında size olumlu olarak döner. İşte ekonomik e, getirisini almaya başladı. Bir süredir zaten alıyor. Buradaki mesele ulus devletler mesela şöyle bir şey olsaydı spekülatif konuşacağım ama yani geçmişte olduğu gibi imparatorluklar bir ulus devletten ya da bir imparatorluktan imparatorluğa geçseydi dünyanın öncülüğü vaktiyle Roma'dan Osmanlı'ya işte Osmanlı'dan İngiltere'ye, İngiltere'den ABD'ye falan geçiyor gibi olsaydı küresel sermaye ve diğer ulus devlet mücadelesi meselesi olmasaydı bundan sonraki güç merkezinin kesinlikle Çin olduğunu, büyük ejderha olduğunu söyleyebilirdik ama küresel sermaye bir büyük güç olarak Çin'e yerleşip Oradan dünyaya başka türlü izan vermeye çalışabilir ya da ABD'yi üst olarak seçmeye devam edebilir. O da bir seçenek. Son olarak büyük ejderhanın yükselişinde yolun çoğu gitti, azı kaldı diyoruz. 78'de başlamışlar. 50 yıl öyle çok uzun bir süre değil. Yarım asır en azından bir devletin ekonomik kalkınması için çok çok uzun bir süre değil. Daha uzun süreler de alabilirdi. Bir de Çin büyük bir ülke. Büyük bir şeyin hareketi güç olur. Ama yaptılar. Ee, tabii yolun çoğu gitti derken ekonomik anlamda çoğu gitti. Askeri olarak hala yol var. Askeri olarak Habe, halen ABD ve Rusya dünyanın öncü ülkesi. Çin oradan da geliyor. İstihbarat gücü de yavaş yavaş artıyor. Hani o meşhur Necip Fazıl dizesindeki gibi vur kazmayı daha ferhat diyordu ya. Çoğu gitti, azı kaldı. Çin içinde böyle bir durum söz konusu. O tutkulu 78'de başlayan e, imparatorluk sonrası yükselişin yavaş yavaş sonuçlarını görüyor çin ve böylelikle bu azimle bu azimle ajandasını uygulamaya devam ediyor. Şimdi